kendimi ana rahminde gibi hissediyorum. Eve dönmüş gibi. Ve bu duygu gerçekten paylaşılamaz bir şey. Ancak bunu yaşadığınızda bilirsiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Şimdi ben bugün ne olur her seferinde alkışlamayın. Çok rahat olun. Ve kafanıza bir şey yapmıyorsa girin, soru sorun. Ben sonuçta her şeyi bilen kişi değilim. Birçok şeyi araştırıyorum. Acayip okalayımdır. O yüzden yani yanlış bir şey biliyorsam düzeltin. Birbirimizden öğreniyoruz çünkü. Ve sorularınız varsa lütfen çekinmeyin, sorun. Bugün benim için çok çok önemli olan ve insan organizması için çok önemli olduğunu düşündüğüm antisosyal kişilik bozukluğunu anlatmak istiyorum size. Çünkü buradan giderken zihninizde bilgilerle bu koltuklardan kalkmanızı istiyorum. O bilgileri hayatınızda kullanmanızı ve yaymanızı istiyorum. Bu çok önemli. Peki, sunum için sadece bunlar mı var şu an? İki tane... tamam, ekran. Antisosyal kişilik bozukluğunun ne olduğunu bilen var mı aranızda? Çok güzel. Antisosyal kişilik bozukluğu demek, psikopati, sosyopati demek. Yani bir insan psikopat bir şekilde bir canlıya zarar veriyorsa ve o canlıya zarar vermekten dolayı keyif alıyorsa, o kişi AKB, antisosyal kişilik bozukluğuna maruz kalmış bir zihindir. Şimdi antisosyal kişilik bozukluğu dediğimizde, buradan nasıl geçiyoruz şeyleri? Ha, ekip orada, pardon. Şöyle yapınca o zaman geçelim, tamam mı? Çok teşekkürler. Evet, insan beyni. Şimdi ben daha önceki sunumlarımda... Şu müziği kapatabilir miyiz? Enflasyon... Bir dakika, sesim gidiyor. Dolar düşsün. Evet, şimdi bunu araştırın diye bilginin kaynaklarını da veriyorum size. Lütfen not almanız gerekiyorsa alın. Çünkü bu bilgileri bir kere öğrendiğiniz zaman hayatınızda yepyeni bir anlayış doğacak. İnsan beyni 3 ana sistem üzerinde çalışıyor. Beyin bir bütün ama beynin 3 ana sistemi var. Bir tanesi beyin sapımız, diğeri orta beynimiz, diğeri korteksimiz. Beyin sapımız, daha önceki sunumlarda sürekli söylüyordum. Şöyle, evet, siz göremiyorsunuz bu sefer de, şöyle yapalım. Şöyle, o taraf görüyor. Beyin, siz göremiyorsunuz. Peki, şu arayı doldursak, gelin böyle. Peki, şu sandalyeleri bir alalım aşağıya. Buraya 3 kişi var. Buyurun. Teşekkürler, kusura bakmayın. Arkadaşlar, eve haber verdiniz değil mi? Sabaha kadar buradayız. Teşekkür ederim. Sehpa da var. Sağlam. Oturabiliriz. İsteyen var mı? Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Orada. Sandalyelerde sıkışabilirseniz çok büyük iyilik yapmış oluruz. Evet, iyice arkaya alalım. Çok kusura bakmayın lütfen. Çok teşekkür ederim. Biz bu arada canlı yayında mıyız? Pardon. Evet. Çok teşekkür ederim. Ve kusura bakma kolun için. Tamam. Şimdi, beyin 3 ana bölümde. Birinci bölümü beyin sapı dediğimiz yer. Beyin sapı hangi hayvanın beyin sapıyla benzeşiyor dediğimde, bunu çok çok önceki sunumlara katılanlar bilirler. Kitaplarda da anlatıyorum. Sürüngen beyin sapıyla bizim beyin sapımız eşdeğer. Çünkü çok bir milyonlarca yıllık bir evrimden geldiği düşünülüyor beyin sapının. Bakalım. Beyin sapı ne işe yarıyor? Diyelim ki şu an burada çok gürültülü bir şekilde bir bomba patlasa zamanlarda beyin sapımız devreye giriyor. Bizi korumak için görevlendirilmiş olan beyindeki kısım beyin sapı. Tehlike anında devreye giriyor. Gerek orta beyni, gerek neokorteksi direkt devre dışı bırakarak organizmaya hayatta kalması için gereken ne varsa yaptırıyor. Mesela ben daha önceden bir şey seyretmiştim, internette bir film seyretmiştim. Kadın tırın altında kalmamak için çocuğuyla karşıdan karşıya geçerken çocuğu böyle yolun ortasında bırakıyor ve kendisi şarampole atlıyor. Şimdi normalde annelik içgüdüsü ve sağlıklı bir anne çocuğunu asla, değil mi, yolun ortasında bırakmaz. Ama beyin sapı devreye girdiği andan itibaren sizin hayatta kalmanız önemli oluyor. Başka hiçbir şey önemli olmuyor.
Beyin sapının üstünde bizim orta beynimiz var. Orta beyinde aynen buradaki resimde görüldüğü gibi bütün duygularımızın oluşturulduğu, bütün duygu kokteyllerimizin yapıldığı yer. Düşünün ki milyarlarca kimyasal var vücudumuzda. Milyarlarca kimyasalın kombine olmasından dolayı aşık oluyoruz. Yine başka milyarlarca kimyasalın kombine olmasından dolayı nefret ediyoruz. Yani aslında hissettiğimiz her şey, bütün duygularımızın hepsi kimyasal reaksiyonlar. Bayağı kimya yani. Ve orta beyin bütün duygu sistemimizin oluşmasından sorumlu yer. Orta beyin iyi çalışmadığı zaman hissedemiyoruz, empati kuramıyoruz. Ya da başkasının yerine kendimizi koymayı bir kenara bırakın, gelecekteki durumların kombinasyonlarını bile düşünemiyoruz. Sonra geliyor insanı insan yapan organizma üst beyin, yani neokorteks dediğimiz yer. Neokorteksteki olay aynen buradaki astronottaki bir, düşünsenize insanoğlu gökyüzüne bakıyor, gökyüzü hissedebilmek için. Kadınlardaysa en yüksek olduğu an ne zaman? Doğum anında. Evet. Ve tabii cinsel münasebet de dahil. Ama doğum anında ve özellikle emzirme anında hiç başka hiçbir şey o seviyeye çıkartmıyor. Organizma olarak oksitosini çok daha iyi tölere ediyoruz biz. O yüzden de empatimiz yüksek kadın organizması olarak. Geçelim. Şimdi oksitosin ve antisosyal beyin arasındaki farkı anlatmak istiyorum size. Pardon, burada geleceğim şimdi. Şimdi bu bir nörohormon dedik. Benimki testosteronla çalışıyor. Şimdi testosteron çok önemli değil mi? Testosteronu duyuyoruz. İşte yine testosteronun tuttu falan filan diyoruz. Oğlan çocuklarında var. O yüzden habire böyle iki tane karate filmi seyretseler bir ay boyunca zaten önlerine gelen her şeyle savaşma eğilimleri var. İşte testosteron o. İzlediği, maruz kaldığı her şeyin etkisinde çok daha kolay kalıp maruz kaldığı şeye dönüşme eğiliminde testosteron. Östrojen öyle değil. Östrojen ağlar. Karate filminde de ağlar. Bu insanlar niye birbirlerini dövüyorlar diye. Çünkü östrojen hormonu, şimdi biz oksitosini en çok doğum anında en yüksek zirvede deneyimlediğimiz için sürekli doğurmak ve yaşatmak istiyoruz kadın organizması olarak. Geçelim. Evet. Şimdi testosteron duyguların doğduğu amigdaladaki subcortical yapıları etkiliyor. Şimdi buradan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Subcortical yapılar falan, amigdala falan filan. Şu demek. Eğer testosteronunuz fazlaysa amigdalanın, sizin bir görevi var amigdala beynimizde, bir mekanizma, bir görevi var. Görevi de şu. Eğer siz kendiniz ya da başkası şiddet konusunda sınırı geçiyorsa amigdala devreye giriyor ve durduruyor onu. Hani inisiyatif kullanıyorsa, diyelim ki baba çocuğunu dövüyor değil mi? Çocuğunu döverken çocuğunu öldürmüyor. Ne yapıyor? Çocuğunu dövüyor. Ders vermek için poposuna bir şaplak atıyor. Yapma böyle diyor. Bir noktada duruyor. Eğer testosteron çok yüksekse amigdalanın ayarı bozuluyor. Amigdalanın ayarı bozulduğu andan itibaren şiddet bir alışkanlığa dönüşüyor. Kendini ifade etme şekline dönüşüyor. Şimdi amigdalanın agresyonunu limitleme kapasitesini zayıflatıyor testosteron yüksekliğinde. Yüksek testosteron suça yatkınlık, düşünce paternlerinde bozukluk ve sosyal olaylara tepkisizlik ya da şiddet eğiliminde olmak. Mesela iki kişi kavga ediyor. Niye hep güçlü olanın tarafı tutulur? Hayatta değişik değişik tip insanlar var değil mi? Bir grup insan var kazanan takımda olmak ister. O testosteron. Mesela ben takım tuttuğum zaman gönül bağım olduğu için takım tutuyorum. Kazanıp kaybetmesi benim için önemli olmuyor belirli bir süre sonra. Kazanması için çabalıyorum ama kazandığı için takımı bırakmıyorum ya da kaybettiği için bırakmıyorum. Şimdi bakın burada çok güzel bir şey var. Erkek beyninin sistemini anlatan. Erkek beyninin sisteminin içinde bu kadar çok cinselliğin olmasının nedeni oksitosin ihtiyacı. Kendi bedenlerindeki testosteronu belirli bir seviyede tutabilmek için de oksitosine ihtiyaçları var. Geçelim. Evet. Şimdi peki testosteron ve antisosyal kişilik bozukluğu ilişkisi dedik. Mesela bu psikopati erkeklerde çok görülüyor biliyorsunuz değil mi? Baya baya daha fazla. Oranları birazdan vereceğim. İşte verilmesinin nedeni zaten bu ilişki, testosteron ve antisosyal kişilik bozukluğu ilişkisi. Eğer vücutta testosteron, mesela sporcular, sporcuların özellikle testosteron aldığını biliyor musunuz bazı sporcuların? Ya da belirli yaşın, belirli yaş geçtikten sonra kel kalmamak için saçları dökülmesin diye bir takım insanlar
fit olmak isteyen insanlar özellikle testosteron alıyorlar. Onların davranışlarını inceleyin. Hiçbiri sağlıklı değildir. Belirli bir dozajın üzerindeyse zaten. Çünkü amigdalanın bütün sistemini zaten durdurduğu ya da çomak soktuğu için vermesi gereken tepkileri çok daha şiddet eğilimli ve karşısındakini aşağılayarak verecek olan bir organizmaya dönüşüyor. Şimdi testosteron vücutta fazlaysa, madde kullanımına yatkınlık, aşırıya kaçan cinsel davranışlar, sosyal normlara aykırı ve etik davranmak ve aşırı rekabet duygusu, kazanmak, kazanan tarafta olmak ortaya geliyor. Evet, geçen nedir biliyor musunuz? İnanılmaz güzel, karşılarındaki kişiden öğrenip öğrendikleri davranışı birebir değiştirmeden kopyalarlar. Tanıdığınız biri vardır böyle. Mesela siz anlatırsınız. Diyelim ki bir şey yaparsınız. Diyelim ki siz bir kedi görürsünüz. Kediyi severken bir cümle kullanırsınız. Ah canişkom dersiniz mesela. Sadece size ait bir cümledir. Arabadan inersiniz, su ve yemek verirsiniz. Davranışlarınız vardır. Sizin o andaki kullandığınız kelimeler, davranışlarınız A'dan Z'ye hepsini belirli bir süre sonra o kişide görebilirsiniz. Çünkü kendine ait duygusu ve tepkisi yok. O yüzden sürekli etraftan toplama duygular ve tepkilerle hareket ederler. Sürekli. Nerede nasıl konuşulacağını bilmedikleri için daima en çok dikkat çeken insan gibi konuşup onun gibi davranmaya çalışırlar. Çünkü en çok rağbet gören, hani en çok kazanan, en çok rağbet gören kişiye benzeme eğilimleri vardır. Kazanan kişinin iyi ya da kötü olması değil, kazanıyor olmasıdır önemli olan. Şimdi daha çok erkeklerde görülür dedik. 2012 yılına kadar Amerikan Psikiyatri Derneği bunlara psikopati ve sosyopati adını veriyordu. Fakat 2012 yılından sonra adını değiştirdiler. Antisosyal kişilik bozukluğu dediler. Bence yanlış bir eğilim bu. Çünkü çok romantik, antisosyal değil. Ben de antisosyalim. Evden pek fazla çıkmıyorum. Yani ama duygusu o değil. Antisosyal kişilik bozukluğu demek sosyal olaylara ve insani tepkilere zihninde yer olmayan insan demek. Şimdi şiddet uygulamaktan haz alırlar ama sadece korktuklarında karşı tarafa saygı duyarlar. O yüzden mesela dikkat edin, antisosyal kişilik bozukluğu çok şiddet gösteren bir takım liderlerde, bir takım faşizmde ciddi takipçi haline gelir bu insanlar. Mesela 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in SS'leri antisosyal kişilik bozukluğundan alındığını biliyor musunuz? Yani resmen hastanede o teşhisi konan insanların bir araya getirilip subay yapıldığını biliyor muydunuz? Araştırın. Yani bu bilgiler benim kafadan uydurduğum şeyler değil. Çok da yaygın bir şekilde bugün var. İçin söylemiyorum. Kelimenin tam anlamıyla zeka geridikleri olduğu için. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Antisosyal kişilik bozukluğuna maruz kalan insanların zekası 90'ın altında. Hissettikleri bir duyguyu bir ihtiyaca da çevirip o ihtiyacı sağlamak için karşılarındaki insandan bir şey almak istediklerinde, mesela atıyorum belirli bir yaşa geldiler ve işte cinsel bir münasebet yaşamak istiyorlar. Kendilerine bir eş bulmak için bir takım problem çözme tekniklerini korteksleriyle sağlamak yerine birini işte kaçırıp öldürüp falan, değil mi, yapılabilecek en aptal şekliyle o problemi çözmeye çalışıyorlar. O yüzden Kuzuların Sessizliği filmindeki antisosyal kişilik bozukluğuna maruz kalan kişi budur. Anthony Hopkins değildir. Hani öyle çok böyle cool, böyle havalı falan bir şey değil yani. Zaten dikkat edin etrafınızda. Yani gazetelerde görüyoruz değil mi bu şeyleri yapan insanları. Onların kim olduğuna bir bakın. Bu bir zeka geriliği problemi. Şimdi AKB üzerine yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Mesela FBI'da seri katillerin profilini çıkartan bu adamın hatta şu an yeni bir dizisi yapıldı. Çok güzel Netflix'te bir dizisi var. Bu Kester ilk defa profil çıkaran ve bütün Amerika'yı gezip bütün Amerika'daki seri katillerin profilini ilk çıkaran adam bu. Ve şunu ispatladı. Çocukluk yıllarında mutlaka her birinin hayvanlara kötü davrandığını ve hayvanları öldürdüğünü ispatladı. İstisnasız her birinin. Ve geçelim. Ardından Avustralya'da yapılan başka bir araştırmaya göre cinsel istismar suçuyla yakalanan insanların %100'ünde hayvanlara şiddet var. Konuyu nereye bağladığımızın farkında mısınız? Eğer birisi hayvana şiddet gösteriyorsa bu normal değildir ve bu sadece bir saatli bomba gibi belirli bir vade sonra bir çocuğa ya da kendisinden güçsüz gördüğü herhangi bir insana zarar vereceği anlamına gelir. O yüzden dünyada hayvana şiddet çok ciddiye alınır
ve hayvana şiddet gösteren insanlar yasalar karşısında mimlenirler ve kesinlikle ve kesinlikle boş bırakılmazlar. Hayvana şiddet, aman canım ne olmuş, kediyi öldürsün, nasılsa biz Kurban Bayramı'nda kuzu kesiyoruz mantığının çok dışında bir şeydir. Evet, geçelim. İngiltere uyuyun, izleyin, dinleyin, müzik dinleyin. Müzik inanılmaz bir zihin geliştirici. Hani müzik aslında matematiğin sessel harfi gibi düşünün. Yani müzik dinleyin, kitap okuyun, film seyredin. Diğer insanların sentezlediği, analiz ettiği düşünceleri kendinize alın. Çünkü zaten nasıl alacaksınız? Sürekli konuşarak alabilir miyiz? Yani şimdi ben gideyim, Ayn Rand benim çok sevdiğim bir yazar. Ayn Rand'la 20 saat sohbet edeyim. Ayn Rand'la 20 saat sohbet etsem yazdığı bir kitabı bana anlatabilir mi? Yazdığı kitabın içinde bütün fikri bana verebilir mi? Veremez. Kitabını okuyacağım. Yani okumak gerçekten çok önemli. Eğer okurken uykunuz geliyorsa okuma saatinizi değiştirin. Okurken zorlanıyorsanız kitap dinleyin. Yeni teknolojiler var. Cep telefonuna indiriyorsunuz, takıyorsunuz kulaklığı. Dinliyorsunuz. İşinizi yaparken, eğer işiniz çok böyle şey değilse, dinleyin. Otobüse binerken, inerken, toplu taşıma araçlarını kullanırken dinleyin. Ben çok dinliyorum. Çok, bazen çok komik oluyor. Yani çünkü dinliyorsunuz, insanlar zannediyor ki hiçbir şey yok falan. Size konuşanları duymuyorsunuz falan. Yani zenginleştirin. Kendinizi zenginleştirin. Çünkü bakın buraya banka hesaplarımızı, varlığımızı, yani sahip olduğumuz şeyleri zenginleştirmeye gelmedik. Buraya kendimizi zenginleştirmeye geldik. Kendini zenginleştirmeyen insanın yaratılışın diğer katmanlarında yeri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok ilkel bir organizmayız. Yani merakını, mesela internetten her bakın, benim bir kuralım var. Ben ne yapıyorum? Kendimden örnek vereyim. Kuralım şu. Diyelim ki bir konuyu araştıracağım ama inanılmaz da yorgunum. Her an her şey dikkatimi çekebilir. Çünkü yorgun olduğunuzda gardınız düşüyor ya. İşte bir yerde başlıyor. Şok 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 falan. Oraya bak bakıyorsun falan. Onu tıklıyorsun. Bir bakıyorsun işte. Aslında yükle ampul almaya gitmişsin. Bir bakıyorsun. 1980 yılından kalan magazinler okumaya başlamışsın orada falan. Ampul falan unutulmuş. Şimdi o yüzden de şöyle bir kuralım var. Eğer yorgunsam kendime şunu hatırlatıyorum. Bir şey dikkatimi çektiğinde. Şu an Azra, bu sana olta. Bu oltayı atlama, her zaman da bu bana olta deyip kafamı çevirmiyorum. Çok atladığım da oluyor yani. Ama bile bile atlıyorum. Yani kontrol yine bende. Evet, şu an aslında bu benim hiç ihtiyacım olmayan, kesinlikle merakıma hiçbir katkısı olmayacak, zihnime, gelişimime hiçbir katkısı olmayacak bir şey. Ama yine de bunu merak etmeye karar veriyorum. Ve o zaman da o kişinin o konunun uzmanı oluyorum. Ama konularımı seçmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım, yani bu biraz tamamen kişisel çabayla ilgili. Ama spor yapıyorsanız eğer konsantrasyonunuz yüksek oluyor. Özellikle tai chi. Buyurun. Sizin bir programınızda bir pular bu zıpıkla ilgili. Kullanılan ilaçları çok uygun bulmadığınızı duymuştum. Ben ilaçların psikolojik rahatsızlıklarla ilgili, o yüzden Ekşi Sözlük'te hakkında acayip şeyler yazıyor. Çünkü Ekşi Sözlük'te bu ilaçların, ilaç şirketlerinin reklam yapması yasak olduğu için Ekşi Sözlük'te çok güçlüler ve inanılmaz bana böyle, yani okuyorsunuz hiçbir şey demiyor ama bir sürü hakaret var. Ben bu ilaçların psikolojik rahatsızlıkları desteklediğini söyleyen ilaçlarla ilgili çok ciddi istatistiksel bir araştırma yaptım. Tek başıma yapmadım. Yapılmış olan bütün istatistiksel araştırmaları metasentez şeklinde topladım. Bu şekilde, bipolar için söylemiyorum bunu çünkü bipolar için bazen kullanılması gerekiyor. Belirli ilaçlar var ama şu an reklama girmeyeceğim ama mesela depresyonla ilgili söyleyebilirim. Bu şekilde depresyonla ilgili verilen antidepresanlardan dünyada tek bir kişi iyileşmiş değildir. Bağımlı haline geliyoruz. Yani duygularınızdan arınmış ve kopuk bir şekilde yaşar hale geliyorsunuz. Hiçbir şey hissetmiyor deniz için, sadece uyuduğunuz için başka bir şey dönüşüyor ve hepsinin içinde, kesinlikle hepsini işte açın okuyun, intihar eğilimine yol açar yazıyor. Depresyona hiçbir katkısı olmayan insanları, bağımlılık yapan ilaçları depresif insanlara veriyoruz, böbreklerini çökertiyoruz. O yüzden çok, yani ciddi söylüyorum, ikinci beyin olan endokrin sisteminiz, yani bağırsaklarınıza bakın. Bağırsaklarınızı temizleyin. Eğer vücudunuzda parazit varsa zaten depresyona girmek zorundasınız. Çünkü parazitin yaptığı ilk şey serotonini almak. Sizin kasınızda, beyninizde ve endokrin sisteminizde üretilen serotonini parazit geliyor, bir güzel
emmeye başlıyor. Size hiçbir şey kalmıyor. Peki serotonin ne demek? Serotonin. Değil. Serotonin aslında bir nörotransmitter. Bakın ne biliyor musunuz? Şimdi ben yürümeye karar verdim. Yürüyorum. Yürümeye karar vermemi sağlayan şey serotonin. Düşünceyi tetikleyen şey. Eğer vücudumda serotonin az ise düşünce üretebilmek için tetikleyicim yok. Yani düşünceyi bir şey olarak düşünün, bir elektrik akımı olarak düşünün ki öyle. Vücudumuz 80 milivoltla 120 milivolt arasında bir elektrikle çalışıyor. Zihnimizdeki bütün düşüncelerimiz elektrik akımı. Bir nörotransmitter diğer bir nörotransmitter'a elektrik gönderiyor. Zuk, 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 zuk. Ne kadar hızlı gönderiyorsa siz o kadar zeki oluyorsunuz. Ne kadar çoklu gönderiyorsa siz o kadar hızlı düşünüyorsunuz. Ne kadar fazla elektrik varsa beyninizde o kadar problem çözüyorsunuz. O kadar iyi problem çözüyorsunuz. Şimdi serotonin yoksa çakmak yok. Ortamda gaz var ama çakmak yok. Bir türlü kıvılcım çakılmıyor ve o yüzden bir türlü alev almıyor. Serotonin işte o çakmak, düşüncenin çakmağı. Çakmağı çakarsın hani puf diye ocağı yakarsın ya. Ocaktaki alevin düşünce olduğunu düşünün. Serotonin de çakmak. Düşünceyi tetikleyen şey ve vücutta azaldığında şöyle oluyorsunuz. Etrafta 1000 tane problem var. Akşam yemek yapmanız lazım. Eşiniz işten gelecek falan. Nefret ediyorsunuz hayattan. Kalkmak istemiyorsunuz. Oturmak istemiyorsunuz. Uyumak istemiyorsunuz. Uyanmak istemiyorsunuz. Çünkü serotoninimiz yok. Yemek yapmak istemiyorsunuz. Başkasını beslemek istemiyorsunuz. Hiç, sadece sigara içmek istiyorsunuz. Çünkü niye? Ödüllendirme mekanizmanızı çalıştırmak istiyorsunuz. Bağımlılık geliştiriyorsunuz. Yani o yüzden lütfen İzmirli kardeşlerim, bağırsak sağlığınıza dikkat edin. Dışarıda salata yiyorsanız, ben dışarıda asla salata yemiyorum. Kendi yıkamadığım hiçbir şeyi, hiçbir sebzeyi pişmemişse, çiğse yemiyorum. Yani ve parazit konusunu lütfen araştırın. Bakın öğrenmenin, mesela ben şimdi bir parazit sunumu hazırlıyorum. Yıllardır bunu yapmak istiyordum, parazit sunumunu yapmayı. Çünkü çocuklar üzerinde yaptığımız bir araştırmada öğrenme geriliği olan çocuklarda çok uzun yıllar parazite maruzluk var. Mesela Amerika'da şöyle bir data var. Eğer parazit varsa zeka geriliyor. Çünkü D vitamini eksikliği, parazit sadece serotonin emiyor. Serotonin emiyor, D vitamini emiyor, demiri emiyor. Hepsi çekiliyor vücuttan. E peki demir yok, D vitamini yok. Beynin işte bu elektrik akımının iyi çalışabilmesi için, düşüncenin ham maddesinin olabilmesi için malzeme yok. Aşağıda bir şey besliyoruz. Koloniler kuruyorlar falan. Sonra yumurtalar beyne gidebiliyor. Yani bunları araştırın. Ben bu konuda zaten bir kitap yazıyorum ama siz yine de araştırın. Evet. Şimdi iki tane sorum olacak. Birincisi P'de bahsettiğiniz, yanlış telaffuz ediyor olabilirim, ayahuasca'yı siz bizzat hiç denediniz ayahuasca. Mi? Ayahuasca. Ayahuasca. Siz hiç denediniz mi? Hayır. Denemediniz. Daha değil. Sizce deneyeceksiniz, düşünüyorsunuz. Yani problem olmadan denenebilecek bir şey mi sizce? Türkiye'de o, değil. Değil. Ayahuasca kesinlikle ve kesinlikle bir esrar ya da bir başka böyle kimyasal şey gibi bir şey asla değil. Ayahuasca'nın özelliği, ayahuasca bir bitki, Amazon ormanında yetişen bir bitki. Yanında yetişen başka bir bitkiyle kombine edilerek çay olarak içiliyor. Ben hiç denemedim. Ayahuasca'nın özelliği şu. Ayahuasca'nın içinde, bu bitkinin içinde beyin hormonu var. Bir beyninizde var o hormon, bir de bu bitkide var. Bu bitkiyi içtiğinizde, ama bu bitkiyi içmeden önce 15 gün önce işte et yememeniz lazım. Yani sisteminizi komple temizlemeniz lazım. Ondan sonra yapmanız lazım. Yoksa bunu burada söyleyeceğim, biraz komik olacak ama altınıza falan yapıyorsunuz yani. Bayağı şey var. Bir ayahuasca ayini yapıyorum diye böyle şarlatanlar var. Türkiye'ye geliyorlar ve Türkiye'de bir sürü şey yapıyorlar. Hiçbirisi... Tavsiye etmiyor. Tamam. Asla. Yani gerçekten Brezilya'ya falan gitmeniz lazım. Tamam. Tabii sizi aynen. Şamanlar yapıyor ve gerçek şamanlar. Yani öyle etrafta beyaz kıyafetlerle böyle fantastik ben şamanım diye gezinen şeyler yapmıyor. Böyle bayağı amcalar yapıyor yani. Görüyorsun adam toprakta yaşıyor yani. Adamın evi topraktan. Hani zaten şamansan öyle yaşaman lazım yani. Burada restoranda takılıp da sonra şaman olmuyorsun. Evet. Bir de şimdi çok iki tane küçük kızım var. Onları
yetiştirirken de hani sizden çok şey öğrendim, çok etkilendim. Ne yaparsanız yapın çocuklarınıza piyano çalmayı öğretin. Bakın beyni, benim oğlum piyano çalmaktan nefret ediyor. Anlaşma yaptı, kağıda yazdırdı. Altına imza attım ve bana dedi ki imza attıktan sonra anne kanını da koyar mısın dedi. O kadar nefret, yani çocuk korkuyor yani. Bir şey olursa bak kanınla imzalamıştın diyecek bana. O kadar nefret ediyor. Güzel çalıyor mu? Çalıyor. Neden? Çünkü çok zorladım. 16 yaşına kadar çalmak zorunda. Çünkü sağ beyin ve sol beyin bipolar dedik değil mi? Bipolar nedir? Sağ beyinle sol beyin iletişiminin hasarlı olması. Değil mi? Şimdi sağ beynimizle sol beynimiz, beynimizin iki tane lobu var böyle düşünün. Eğer birbirleriyle iletişimde köprü kuramıyorlarsa ya da köprülerde problem varsa o zaman ne oluyor işte? Bipolar oluyoruz. Anlık duygularımız hayatımızı etkileyecek tepkilere dönüşebiliyor. Şimdi piyano ne yapıyor? Sağ beyin ve sol beynin ilişkisini, yani beyni bir bütün olarak çalıştırmak için harekete geçiriyor. Bakın Rus uygarlığı vardır ya, Rus uygarlığı. Ruslar niye Rus uygarlığını kurabildiler? Piyano ilkokul 1. sınıftan itibaren zorunlu ders olduğu içindi. Şimdi hala öyle mi? Artık değil. Ama Rusya'nın Rusya olmasının nedeni piyanodur. Bir çocuğun sağ beyni ve sol beyni arasındaki iletişim güçlüyse eğer, o çocuk hayatta yenilmez olur. Ben buna çok inanıyorum. Nasıl, neden yenilmez olur biliyor musunuz? Çünkü duygularını analiz edip duygularını kontrol edebilir. Yıkılmaz olur yani. Yarar, piyanoyu şimdi de öğrenin. Yani her an öğrenebilirsiniz. Böyle bir işte bir aralığı yok yani. A'dan Z'ye. Ben mesela kendim evde iPad var. iPad'i böyle kabloyla şeye bağlıyorsunuz. iPad'den ting tong ting tong çalıyor falan ama oğlum yok ya, dalga geçiyor çünkü. Anne sen çünkü bir de şu karizma kaybediyorsun. Çocuğa o kadar zorluyorsun piyano öğren diye. Sen daha işte daha dün annem misin onu çalıyorsun. Olmuyor yani. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Pardon. Hoş bulduk. Şimdi dediniz ki bağırsak